boyar maddenin çözünürlüklerine göre sınıflandırılması. Şimdi boyar maddeleri biz arkadaşlar suda çözünme durumlarına ve çözünmeme durumlarına göre ayırıyoruz, tamam mı? Öncelikle suda çözünen boyar maddeler kısmına bir bakalım. Boyar madde molekülü en az bir tane tuz oluşturabilen grup taşır. Boyar maddenin sentez sırasında kullanılan başlangıç maddenin suda çözündürücü grubu içermiyorsa bu grubu boyar madde molekülüne sonradan eklemek suretiyle de çözünürlük sağlanabilir. Ancak tercih edilen yöntem boyar madde sentezinde başlangıç maddenin iyonik grup içermesidir. Suda çözülebilen boyar maddeler tuz teşkil edebilen grubun karakterine göre 3 farklı şekilde 3'e ayrılır diyor. Birincisi anyonik suda çözülen boyar maddeler. Anyonik suda çözülen boyar maddelerin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Ortak özelliği şudur. Bu boyar maddelerin yapısındaki fonksiyonel grubun, yani suda çözülmeyi sağlayıcı fonksiyonel grubun, ki burada sülfonik asittir, karboksildir, bu grupların elektron kaybetmesidir. Elektronunu suya vermesidir. Dolayısıyla elektron kaybettikleri için eksi yükle yükleniyorlar. Ve bundan dolayı da anyonik boyar madde tabirini alıyorlar. Demek ki bu boyar maddeler suda eksi yükle bulunuyorlar arkadaşlar. Eksi yükle bulunuyorlar. Boyama özelliklerine göre sınıflandırma yönteminde göreceğimiz asit ve direkt boyar maddeler bu sınıfın tipik örnekleridir diyor. Asit boyar madde, direkt boyar madde, bu boyar maddeler neymiş arkadaşlar? Demek ki suda eksi yükle yüklenmiş boyar madde gruplarını oluşturuyormuş. Ki eksi yükle yüklenen nedir? Boyar maddenin kimyasal yapısındaki oksokrom grupların varlığı. Oksokrom gruplar, diyelim ki hidroksil grubu ne yapıyor? Yapısındaki hidrojeni kaybediyor. Sülfonik asit grubu yapısındaki hidrojeni kaybediyor ve eksi yükle yüklenmiş oluyor. Katyonik suda çözülen boyar maddeler. İkincisine baktığımızda katyonik suda çözülen boyar maddeler molekülde çözünürlüğü sağlayan grup olarak bir bazik grup, örneğin NH2 amino grubu içeren boyar maddelerdir diyoruz. Şimdi yine NH2'yi biz nerede gördük? NH2'yi oksokrom gruplarda gördük. Tamam mı? Yine suda çözünmeyi sağlayıcı gruplarda gördük. Dolayısıyla NH2 de şunu yapıyor arkadaşlar. Boya banyosundayken ortamdaki hidrojen iyonu kendi bünyesine çekiyor. NH2, NH3 değerlikte oluyor. Ve dolayısıyla artı yükle yüklenmiş oluyor. Dışarıdan bir iyon aldığı için, hidrojen iyon aldığı için kendi bünyesine artı yükle yüklenmiş oluyor. Bundan dolayı da biz ne diyoruz? Katyonik boyar madde ya da diğer bir ifadeyle bazik boyar madde adını veriyoruz. Şimdi daha sonraki kısımlarda da anlatacağız da aklımızda da şöyle bir bilgi de kalıcı olsun arkadaşlar. Burada boyar maddemiz nedir? Artı yüklüdür. Artı yüklü boyar madde lifi hangi lifi boyayacaktır? Eksi yükle yüklenmiş lifi boyayacaktır. Artı ile eksi birbirini çekecek. Tamam mı? Anyonik boyar maddelerde boyar madde eksi yükle yüklenmiştir. Eksi yükle yüklenen boyar madde hangi lifi boyayacaktır? Artı yükle yüklenmiş lifi boyayacaktır. Boyama mekanizmasını da bu şekilde ifade edelim. Ha, bazı durumlar olacaktır. Bu söylediğimizin dışına çıkan durumlar olacaktır. Öyle bir durumla karşılaştığımızda da o buradaki ekstra bilgileri de söyleyeceğiz. Üçüncüsü zivitter iyon karakterli boyar maddeler. Bunlar molekülünde hem asitik hem de bazik gruplar içerirler. Bunlar bir iç tuz oluştururlar. Boyama sırasında bazik veya nötr ortamda anyonik boyar madde gibi davranış gösterirler demiş. Bakınız hem asitik hem bazik gruplar içeriyor. Şeyi hatırlayınız. Yapısında hem asidik hem de bazik grupları içeren bileşiklere biz ne derdik? Hatırlayabiliyor musunuz? Hatırlayamadık. Amfoter bileşik derdik. Mesela iç tuz oluşturuyorlardı. İç tuz ne demek? Yapısında hem asidik hem bazik grup var ya, aynı yapıdaki, aynı zincirdeki, öyle söyleyelim, asidik grupla bazik grup karşılıklı elektron alışveriş içerisinde bulunuyor. Asidik gruptaki elektron bazik gruba gidiyor. Asidik gruptaki elektron ayrıldığı için o asidik grup eksi yükle yüklenmiş oluyor. Bazik grupta da asitten gelen elektron aldığı için artı yükle yüklenmiş oluyor. Aralarında bir
ilişki meydana geliyor. Bir köprü meydana geliyor. Bu köprüye biz tuz köprüsü diyoruz. Aynı zincir üzerinde olduğu için iç tuz şeklinde oluşur diyoruz. Tamam mı? İç tuz dediği aynı yapı içerisinde oluşmasını ifade ediyormuş. Suda çözünmeyen boyar maddeler. Tekstilde ve diğer alanlarda kullanılan ve suda çözünmeyen boyar maddeleri çeşitli gruplara ayırmak mümkündür demiş. Birincisi, substratta çözünen boyar maddeler. Suda çok ince süspansiyonlar halinde dağıtılarak özellikle sentetik elyaf üzerine uygulanan dispersiyon boyar maddeleri bu sınıfa girer diyor. Demek ki birincisi neymiş arkadaşlar? Dispers boyar maddeleri. Dispers boyar maddeleri suda çok ince süspansiyonlar halinde bulunuyor. Suda küçük küçük gözle görülebilir tanecikler halinde bulunuyor. Ve bu boyar maddeler özellikle de sentetik liflerin boyanmasında ki sentetik lif içerisinde de polyester elyafının boyanmasında öne çıkan boyar madde grubunu oluşturuyor. Organik çözücülerde çözünen boyar maddeler. Bu sınıfta olan boyar maddeler her çeşit organik çözücüde çözünür. Solvent boyar maddeleri denilen bu boyar maddeler sprey veya lak haline uygulanabilir. Matbaa mürekkebi, wax ve petrol ürünlerin renklendirilmesinde kullanılır diyor. Demek ki organik çözücülerde çözülen boyar maddeler daha ziyade matbaa mürekkebi, wax, petrol ürünlerin renklendirilmesinde kullanılan sınıfı oluşturuyormuş. Üçüncüsü, geçici çözünürlüğü olan boyar maddeler. Bunlar normal koşullarda çözünmüyor da bir takım işlem uygulayarak çözünür hale getiriyorsunuz. Bu işlem neymiş? İndirgeme işlemiymiş arkadaşlar. İndirgeme ile suda çözünür hale getirildikten sonra elyafa uygulanırlar. Daha sonra elyaf içindeyken yeniden yükseltilerek suda çözünmez hale getirilirler. Küpe ve kükürt boyar maddeleri bu prensibe göre uygulanır diyor. Küp, kükürt boyar maddelerinin çalışma mantığı böyledir arkadaşlar. Boyar madde suda çözünmez. Siz bunu indirgen hale getirirsiniz. Boyama işlemini gerçekleştirirsiniz. Elyafa bağlanmış elyafın üzerindeki boyar maddeyi suda çözünmez hale getirerek işlemi tamamlarsınız. Bu buradaki boyar maddelerin uygulama maliyetleri yüksek olduğu için ve zor olduğu için, tamam mı? Üretici firmalar şunu yapıyor arkadaşlar. Üretici firmalar direkt olarak piyasaya suda çözünen boyar maddeyi üretiyor. Yani indirgeme işlemine gerek kalmıyor. Siz onu yapmıyorsunuz. Siz direkt olarak suda çözünebilir durumdaki kükürt boyar maddesini alıyorsunuz ve boyama yapıyorsunuz. Boyamadan sonra oksidasyonu yine kendi yükseltgeme işlemini ki yine kendi işletmenizde gerçekleştiriyorsunuz. Polikondenzasyon boyar maddeleri son yıllarda geliştirilen ve elyaf üzerine uygulanırken veya uygulandıktan sonra birbiriyle veya başka moleküllerle kondense olarak büyük moleküller oluşturan boyar maddelerdir. Bunlar intiyon boyar maddeleri elyaf üzerinde sodyum sülfür ile polimer yapıda disülfürleri oluştururlar diyor. Elyaf içinde oluşturulan boyar maddeler. İki ayrı bileşenden elyaf içinde kimyasal reaksiyonla oluşturulan boyar maddeler bu sınıfa girer diyor. Azoik boyar maddeler ve fitalosiyaniler bu sınıfta yer alır diyor. Ve bu grubun son kısmında da pigmentleri görüyoruz. Bakınız pigment bir boyar madde değildir arkadaşlar. Pigment boyalar. Adı üzerinde pigment boya dersiniz. Boyar madde demezsiniz. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Elyaf ilgisi yoktur bir kere. Tamam mı? Tekstil mamine ilgisi yoktur. Gel. Bak seni de görelim. Evet. Bu da Mustafa. Evet. Tamam. Seni de videoya almış olduk. Şimdi diğer boyar maddelerde, saydığımız diğer boyar maddelerde tekstil mamine karşı bir ilgi vardır. Tamam mı? Bir ilgi var. Tabii bu ilgi işte atıyorum asit boyar maddesinin tekstil mamine olan ilgisi bütün lifleri kapsayacak diye bir şey söz konusu değil. Her boyar maddenin kimyasal yapısı farklı olduğu gibi lifin de kimyasal yapısı farklı. Liflerin de kimyasal yapısı farklıdır. Dolayısıyla asit boyar maddenin afinitesi olduğu lif grubu bellidir. Direkt boyar maddenin afinitesi olduğu lif grubu bellidir. Dispers boyar maddenin afinitesinin olduğu lif grubu bellidir. Reaktif boyar maddenin afinitesinin olduğu lif grubu bellidir. Tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama pigment boyaya geldiğimizde bu bir boyar madde değildir. Sadece bir renkli bileşiktir. Ama özelliği şudur arkadaşlar. Pigment boyayı
her türlü kumaşa uygulayabilirsiniz. Hangi işlemle uygulayabilirsiniz? Baskı işlemiyle uygularsınız. Baskı da pigment boyayı her türlü kumaşa uygulama şansına sahipsiniz. Pigment boyayla boyama yapamazsınız. Onu bir kere söyleyelim. Sadece baskıda her türlü kumaşa uygulanabilen, her türlü kumaştan kastettiğimiz şey nedir arkadaşlar? Lif. Menşe anlamında. Her türlü lif'e uygulanabilen bir boya sınıfıymış. Boyama özelliklerine göre sınıflandırmayı da bir sonraki slide'da anlatalım. Evet.